Merhaba, hoş geldiniz. Kanal Fırat ekranlarından, A'dan Z'ye spor programından hepinize mutlu hafta sonları sevgili spor severler. Tabii 2019 yılının artık son programına girdik. Bir yıl içerisindeki sportif faaliyetlerimizi hep A'dan Z'ye spor programında sizlerin huzurunuzda konuşmaya, sohbetini gerçekleştirmeye çalıştık. Ve dolayısıyla tabii bir yılda artık yavaş yavaş eridi ve bitiyor da. Şimdi bugün de çok kıymetli bir konuğumuz var A'dan Z'ye spor programımızda. Özellikle hem ilimizin hem de ülkemizin gözde sporu futbol. Ve futbolu da organize eden Türkiye'de bir kurum var ki Türkiye Futbol Federasyonu. Çoğu kez eleştiriliyor, çoğu kez takdir ediliyor, çoğu kez başkanı eleştiriliyor veya çoğu kez de hep bu kurumdan şikayetçi olunduğu söyleniyor. Belki de çoğu takım da TFF'nin bütün yetkilerinden faydalanıyor ve buna göre de çalışmalarını sürdürüyor ve bizler de bugün TFF İl Temsilcisi Turgut Kılıç Beyefendi'yi stüdyomuzda A'dan Z'ye spor programında konuk etmiş olduk ve onunla birlikte 2019 yılının geride kalan günlerini konuşacağız. Özellikle elimizde spor tesisleşmesinde önemli bir adım var ki bu adımın altyapılarını, bu adımın ayrıntılarını sizlere ve bizlere aktarmış olacak sevgili Turgut Kılıç. Sevgili Turgut Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Tabii TFF il temsilcisi olarak uzun süredir önemli görevlerde bulunuyorsunuz. Ki bayrağı da Mustafa Gür başkandan aldınız. Ve bu şekilde ilerliyorsunuz. Aynı zamanda Elazığ'da da genç bir iş adamısınız. İsterseniz sizi bir tanıyalım. Çünkü biz sizi tanıyoruz ama Elazığ'da çoğu spor severler sizlerin sadece ismini ve görüntünüzü görerek tanımışlardır. Biz sizi tanıyalım. Ondan sonra detaylı bir şekilde futbolu, özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun Elazığ'daki ayağını konuşalım. Evet. Sözlerimize şu şekil başlayalım. 8 yıldır 9. yılı tamamladık. Elazığ Amatör Futbol Federasyonu yönetim kurulundaydık. Mustafa Gür beyefendi şu an eski futbol il temsilcimiz ASEKİFE başkanı olunca biz de atanmış olarak futbol il temsilcilik görevine getirildik. Büyüklerimizin talebiyle. Daha sonra geçen 2019 yılı içerisinde ise seçilmiş olarak göreve tayin edildik. Evet. Şimdi görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu futbol olan kısmımız, spor olan kısmımız. Evet. Diğer kısmımız da Elazığ'da futbolun içerisinde olan arkadaşlarımız çoğu bilir. İşletmelerimiz var. Onlarla uğraşıyoruz. Evet. Tabii özellikle gençler sizi çok bilir. Çünkü gençlerin ilgi alanı olan iş yerlerini işletiyorsunuz. O yüzden Allah inşallah sizlere de yeni yılda bol kazançlar sağlar. Özellikle ilimize daha detaylı, daha faydalı işler yapmanızı sağlar ve çok bizler de ederim. Bu duamızla birlikte sürdürelim. Şimdi sevgili Turgut Bey, tabii özellikle TFF hep konuşulan bir sivil toplum örgütü diyeyim aslında. Bir örgüt, bir kurum. Özellikle futboldan dolayı, futbolda çok tercih edilen bir branş. Sürekli takip ediliyor. Özellikle bir evim Elazığ Spor ki bizim canımız ciğerimiz. Elazığ Belediye Spor yine bizim sevdalarımızdan bir tanesi ve bu iki takımımız da profesyonel liglerde mücadele ederken bizler de pasif katılımcı olarak televizyonlardan Spor Toto Süper Lig maçlarını izlerken hep diyoruz ki Merkez Hakem Komitesi neden şu hakem verdi? TFF işini bilmiyor mu? Gibi gibi hani standart yorumlar var. Biz TFF'nin aslında genel bir çatısını sorgulayalım. Yani bu TFF Türkiye'de neler yapıyor? Sizler de Elazığ'da TFF'nin ne tür görevlerini yerine getiriyorsunuz? Şu şekil başlayalım. Biz Türkiye Futbol Federasyonu olarak ben buradaki temsilci olarak görevini yapıyorum. Evet. Biz 2019 sezonunun ilk başlangıcını planını yaptığımızda tertip komitemiz var. Bu tertip komitemizi biz oluşturarak bir statü haline getir, oluşturarak statüleri belirliyoruz. Tertip komitemizde ASEKİFE başkanlığında bir aday, Gençlik İspor Müdürlüğü başkanlığında bir aday, TÜFAT başkanlığında bir aday, İl Hakem Heyet Kurulu'ndan bir aday ve 3 tane de futbol kulüplerimizin temsilcilerinden 3 adet de temsilci bulunarak tertip komitesini oluşturuyoruz. Bu tertip komitesi salı günleri Elazığ Amatör Spor Evi'nde toplanarak ilimizde oynanan maçların tescilini, oynanacak olan futbol müsabakalarının programlarını hazırlarlar. Evet. Oradaki salı günleri futbola yön vererek, futbolun içerisinde çıkan haftanın programını ve çıkan sıkıntılarını değerlendirmek için bir kurum, tertip komitemiz var.
istişareli bir şekilde futbola yön vermeye çalışıyoruz orada. Zaten müsabakalar öncesinde de bu tertip komitesinin maçlar için belli, mesela birinci amatör, ikinci amatör gençlikleri için ayarladığı bir istişareli şekilde ayarladığı bir fikstür var. Bu fikstürü de biz yukarıya TFF Amatör İşler Müdürlüğü'ne gönderiyoruz. Oradan ona geldikten sonra statümüzü belirliyoruz. Yani futbolun iç adımı buradan başlıyor. Evet, zaten buradan başlayıp üst liglere, profesyonelliklere doğru ilerliyor. Tabii önemli olan zaten bu ayaklar. Elazığ'da özellikle bizler altyapı konusunda çok derin duygular yaşıyoruz. Ve bu duyguyu ne yazık ki bir türlü hayata geçiremiyoruz. Çünkü istiyoruz Elazığ'dan futbolcular çıksın, Elazığ'dan Yusuf Yazıcılar çıksın, Elazığ'dan Abdülkadir Ömürler çıksın. Evet. Ama ne yazık ki hem Birem Elazspor'da hem de Elazığ Belediyespor'da onu göremiyoruz ki Birem Elazspor'da yavaş yavaş aslında bunu sahalarda görebileceğiz ama başarı noktasında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi tabii amatör kulüpler Elazığ'da da faaliyetlerini sürdürüyor. Elazığ'da kaç tane amatör futbol kulübü var? Şu an 48 tane mevcut futbol kulübümüz var. Aslında çok iyi bir oran Elazığ için. Yani bölgede çok iyiyiz. Evet. Yani nüfus oranına çarptığımız zaman 48 tane futbol kulübümüz var. Bu 48 tane futbol kulübümüzde kendi branşları var. Mesela 15'te 17 yaş grubu, 16 yaş grubu, 19 yaş grubu, 13 yaş grubu, tabii. 12 yaş grubu. Yani bu statüyü topladığımız zaman futbol kulüplerimizin sayısı da bayağı da fazlalaşıyor. Evet. Yani bölgede de iyiyiz. Evet, özellikle futbol kulüpleri sizlere mesela istekte bulunuyor mu? Yani bu kapı açık mı sizden? Biz zaten futbol kulüpleri için burada varız. Evet. Yani ana görevimiz Türkiye Futbol Federasyonu'nun il temsilcisiyiz. Temsil ettiğimiz insanlar da, temsil ettiğimiz kişiler de futbol kulüpleri. Futbol kulüplerinin başkanları, yöneticileri, hocaları, futbolcular, genç arkadaşlarımız. Evet. Temsil ettiğimiz insanlar onlar. Onlardan gelecek bütün istekleri, talepleri karşılamak için buradayız. Ama imkanlar doğrultusunda yapabileceğimiz, federasyonun bize verdiği yetkinin dışına çıkmadan imkanlarımıza zorlayabilecek şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Ama elinizden geldiğince zaten futbol kulüplerine bu desteği sağlıyorsunuz. Görüyoruz da mesela bütün futbol kulüplerinin ortak sıkıntısı şu Elazığ'da. Diyorlar ki ya, bizim tesis sıkıntımız var. Evet. Ki onlar da yavaş yavaş çözülüyor. İsterseniz tesis konusuna da biraz adım atalım. Şimdi bu tesis noktasında özellikle Atatürk Stadyumu'nun yıkılmasından sonra Birem Elazspor'un, Elazığ Belediyespor'un gençlik merkezi sentetik sahada maçların oynamasından ötürü bildiğim kadarıyla amatör maçlarını hiç vermediniz gençlik merkezi sahasına. Şimdi bu yüzden sıkıntı yaşanıyor. Tesis noktasında ne durumdayız? Tesis noktasında ülke bazında Elazığ'ı sıralamaya aldığımız zaman son sıralardayız. Evet. Niye? Belki şu ana kadar Gençlik İl Spor Müdürü'nün eski dönemlerini söylüyorum. Biz yıllarca bu camiada futbol oynadık, spor yaptık. Şu şekil değerlendirebilirim. Geçen sene bir dosya çıkardık. Dosya içerisinde Gençlik İl Spor Müdürlüğü, tabii bu saha yapma, tesisleşme bazına girdiğimiz zaman Gençlik İl Spor Müdürlüğü adı altında yapılması gereken bir tesisleşme olması lazım. Evet. Ama biz tesis konusunda Türkiye'nin 81 ilinin 80-81 79. sırasındayız. Çok kötü bir durumdayız. Evet. Zaten şu an bu kötü durumun neticesi de ortada. Atatürk Stadyumu 2011'den beri yıkıldı, yapılmadı. Hala bir tuhaf bir şeyler oluyor. Yapılıyor mu? Evet, yapılıyor. Belki ödenek biraz geldi, bir çalışmalar var ama ne yazık ki istediğimiz süre içerisinde olmadı. O konu farklı bir konu. Gireceğiz zaten size Turgut Bey. Değerlendirmeyi yaptığımız zaman tesis konusunda şu an tesisleşme konusunda yavaş yavaş adımlar atıyoruz. Evet, özellikle şu yukarıda bizim kanalımızın hemen yukarısında bir alanda çok az çalışmalar kaldı. Bitmek üzere. Nasip olursa inşallah orayı en kısa zamanda bitireceğiz. Doğu kentteki profesyonel sahaları, profesyonel takımlarımız için yaptığımız sahaları da inşallah yetiştirirsek. Aslında o da, fotoğraflara baktım da Turgut Bey, gayet sempatik bir stadyum olmuş. Hani yani güzel butik bir saha olacak. Evet. Yani Elazsporumuza, belediye sporumuza biz isteriz stadyumumuzun çok büyük olmasını, daha güzel olmasını, büyük Süper Lig'deki takımların sahası kadar güzel sahalar isteriz. Nasip olursa işte, ama marka değerimiz Elazspor, Belediyespor, bunlar bizim marka değerimiz. Evet. Biz en azından kendi ilimizde bunların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde şu an butik sahayla götürebiliyoruz bu işi. En azından takımlarımızın dışarı gitmesini istemiyoruz. Tabii gitmesinler. Özellikle yani gönül ister ki Turgut Bey, şöyle söyleyeyim size. Ziraat Türkiye Kupası finali Elazığ'da oynansın.
milli takımımız Elazığ'a gelsin. Yani biliyorsunuz milli takımımız artık Anadolu'ya yayıldı. Yayılıyor, Konya'ya gidiyor, işte Antalya'ya gidiyor. Yani o şekil bir tesis olsun ki bu organizasyonlardan, bu spor organizasyonlarından faydalanalım. Çünkü bizim iç turizme ihtiyacımız var, bizim şehrimizin kalkındırılmasına ihtiyacımız var. Bunlar da hep böyle sportif faaliyetlerle inanın çok gündeme gelecek şeyler ama biz bir türlü bunu yakalayamıyoruz. Yani her zaman ben söylüyorum, diyorum ki yani Elazığ'da evet sanayimiz o kadar yüksek mi değil, eğitimde öncü müyüz tartışılabilir. İşte veya turizmde Harput'a ne kadar insan çekebiliyoruz bu da tartışılabilir ama sportif olarak düşünsenize yani bir şu an Demir Grup Sivas Spor'un yerinde biz olduğumuzu düşünsenize. Evet. Bütün ulusal basın hep Sivas'ı konuşuyor. Sivas'ı konuşuyor. Yani Sivas'a da başarılar diliyoruz. Çok da seviyoruz. Evet. Başarılar diliyoruz. Bu noktada işte testleşmenin de önemi çok fazla. Tanıtıma da çok katkı sağlıyor. Biz stadyum yapısın derken ya bırakın stadyumu. Bu şehire istihdam lazım, fabrika lazım, iş lazım. Tamam fabrika yapılsın. Yapılıyor mu? Yapılmıyor. Tamam. Bari başka bir şehre yapılıyorsa biz de hakkımızdan faydalanalım. Bu kıskançlık değil ya. Evet. Yani bu bizim en doğal hakkımız. Sayın Cumhurbaşkanımız bize söz vermişti zaten 2011 yılda. Evet. Ama biz bir türlü bunun üzerinde duramadık. Duramıyoruz. Niye duramıyoruz? İşte onların altı çok kalabalık. Bizim büyük bir stada ihtiyacımız var. Gerçekten var. Çünkü marka değerimiz olan bir Elazığspor'umuz var. Evet. Bunun dışında, büyük stadın dışında bizim tesisleşmeye, amatör bazında tesisleşmeye ihtiyacımız var. Tabii. Çünkü sadece ikinci amatör olsun, birinci amatör olsun, yaş grupları 17-19 bunların Türkiye finalleri var. 16 yaş grubunun. 15 yaş grubunun, 14 tabii. yaş grubunun. Biz bu finallerin Elazığ'da oynanmasını isteriz. Aynen öyle. Türkiye özellikle sözünüzü böldüm Turgut Bey. Bu 19 yaş şampiyonası Bingöl'de yapılmıştı 2 evet. sene önce. Mesela evet. Bingöl'de. Bingöl'de yapılmaz. Elazığ'da yapılsın. Biz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bize gelen şeyler var. Yani biz finalleri burada oynatalım. İkincilik, bölgesel, gelişim ligi, evet. elit ligi. Ama bizim elimizde mevcut olan sahalarımız yok. Amatörü oynatacağımız sahalar olmadığı için Türkiye Futbol Federasyonu'nun bize gelen taleplerini biz burada karşılayamıyoruz. Öyle. Yani karşılayabilmiş olsaydık burada çok güzel turnuvalar, finaller, hem ikincilik, Banka Asya, üçüncülük, güzel finallerin yapılabileceği bölge olabilirdi burası. Tabii tabii, niye olmasın? Geçen yıl 15-17 yaş grubunun birinci kademe, Türkiye Şampiyonası'nın birinci kademe maçları burada yapıldı. Ama sahamız yetersizdi. Yani zor bela atlatabildik yani. Mesela o 15-17 yaş grubunda kaç takım geldi Elazığ'a? Birinci kademede toplam 4 il geldi. 4-8 il. 8 il. Evet. Her takım 30, yani 25 kişiden gelse işte 160-200 yani 170 kişi şehire evet. girdi. Evet. Ve bir hafta şehirde kaldı. Evet. Yani bu şehrin ekmeğini yedi, bu şehrin suyunu içti. Suyunu içti, evet. Gaziantep'te yürüdü, Harput'a gezmeye gitti. İşte bakın bunlar çok evet. önemli şeyler. Yani bir de dışarıdan şunu isteriz yani dışarıdan gelen kulüplerin ya memleket Elazığ'ın tesisleri de güzelmiş. Aynen öyle. Ya spora önem veriyor, futbola önem veriyor. Mesela ben Erzurum'a gittim. Dedim ki ya gerçekten bir spor kenti. Evet. Tamam hani bu kayak sporundan güzel. Dolayı şey yapılıyor ama her tarafta kapalı spor salonu, her tarafta saha, her tarafta spor imkanı. Evet, tesisleşmesi güzel, sahaları çok fazla. O yüzden bu noktalar da önemli Turgut Bey. Tabii sizleri yakalamışken böyle sorular evet. sürekli soracağız. Ve bu noktada da sizlerin yorumları da önemli. Şimdi altyapıya sürekli söylüyoruz. Gerekli desteği sağlıyor muyuz? Kulüpler sağlıyor mu? Sizlerin kulüplere TFF il temsilcisi olarak önerileriniz neler altyapı için? Şimdi biz altyapı, yani altyapıdaki en büyük amaç ne? Futbolcu profesyonellik nereden gelir? Amatörlükten gelir. Amatörlükte altyapının güçlü olması lazım. Önem verilmesi lazım. Ama şu an bizim altyapımıza baktığımız zaman yani yine iş ana noktası tesisleşmeye geliyor. Evet. Maddi konuya geliyor. Malzeme konusuna geliyor. Bizler de altyapı konusunda bütün kulüplerimize imkanlarımızın doğrultusunda gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. ASKF Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımız Mustafa Gür geçen yıl bu yıl diyelim geçen yıl bu yıl katkıları oldu yani. Altyapıya katkılar hem futbola ve diğer branşlara katkısı oldu. Malzeme desteği özel idare edilen istişareli bir şekilde. Mesela o çok harika bir şeydi. Çünkü bütün kulüpler malzemede sıkıntı yaşıyordu. 850 bin liralık bir malzeme desteği ASKF'nin ve özel idarenin çalışmasının 850 bin TL'lik bir malzeme desteği sağlandı. Evet, Allah razı olsun yani çok iyi bir şey. Bu da Türkiye'nin gündeminde
bu malzeme dağıtılması diğer ASKF başkanlarıyla mesela Antalya'da görüştüğümüzde, konuştuğumuzda bizim yaptığımız işin çok bir başarılı bir iş yaptığımızı onlar bile dile getiriyor yani. Tabii. Sağ olsun başkanımızın çalışmasıyla, özel idareyle, tabii özel idareden, tabii oranın emeğiyle, evet, verilen malzemenin desteği kulüplerimize çok faydası oluyor. Bunun yanında da maddi destek olarak da belediyemizin maddi desteği var. Sezon açıldıktan sonra 2000 lira her kulüplere, bütün kulüplere, sadece futbol değil, spor kulüplerinin hepsine 2 lira maddi destekte bulunduk. Evet. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları, onursal başkanımız, onun desteğiyle bütün kulüplere 2000 lira para dağıtıldı. Sayın Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları zaten ASKF'den gelme, sporun, evet, içerisinden gelme. Bunları görüyor tabii. Tabii onun da işi çok zor. Evet. Belediyenin içerisinde bulunduğu maddi sıkıntıdan dolayı, ama gerçekten desteklerini bekliyoruz Sayın Başkan'ın. Çünkü Sayın Başkan da bu sahalardan gelme, İnşallah desteklerini hep devam ettirir. Yani futbolumuza yön vermiş, bayrağı çıtada, en yüksek çıtada bize teslim etmiş. Futbolun içerisinde yetişmiş, sporun içerisinde yetişmiş. Ben biliyorum ki bu dönemde olsun, ileriki dönemlerde de olsun, futbolumuz için, Elazığ sporumuz için, belediye sporumuz için ve diğer bütün branşlar için, amatör için elinden gelenin, imkanların doğrultusunda fazlasını yapacağına ben ve şahsım ve amatör camiasında, futbol camiasındaki herkes inanıyor. Aynen öyle. Peki Turgut Bey, şunu da söylemekte fayda var. Şimdi kulüplerimiz tabii altyapıya önem vermeye çalışırken mesela en ilk adım profesyonellik neresi? Bal Ligi. Bal Ligi'ne çıktığı zaman hemen tökezliyor. Çünkü maddi sıkıntı yaşıyor. Evet. Şimdi Elazığ çocuklarıyla da oynamaya çalışıyorlar ama mesela Elazığlı futbolcular da bir yerde antrenörlerin dediklerine göre yetersiz kalıyor. Aslında Elazığ'da futbolcu sayısı çok fazla ve işlersen çok iyi madenler de çıkabilir, çok iyi yapılar da çıkabilir. Ama Bal Ligi'ne gittiğimiz zaman maddi imkansızlıklar, maddi sıkıntılar, bunlar hep sıkıntı yaratıyor. Bu konuda neler söylersiniz? Yani şimdi Bal Ligi bölgesel diyelim, yarı profesyonellik diyelim. Evet. Yani bir terimle yarı profesyonel diyelim. Yarı profesyonelde maddi imkanları amatör gibi değil, maddi imkanlarını zorlayan, dışarıya deplasmanlara giden, külfeti olan bir lig. Evet. Bunu da dediğim gibi kurumsal, mesela üniversite sporumuz var. Üniversite spor kurumsal bir takım. İşinin arkasında bir üniversite var. Evet. Gücünün yettiği şekilde üniversitenin desteğiyle ayakta duruyor. Başarılar elde edebiliyor. Yani bu işi yürütebilmek için maddi desteğin çok önemli olması lazım. Yani bir örnek diyorum, sürü sporumuzun maddi konuların eksiğinden dolayı kulübümüzün belli noktaya geldiğini biliyorsunuz. Evet. Zaten Sürsürü Spor gerçekten bizi üzdü. Onların da yarışmasını, güzel bir şekilde yarışmasını isterdik ki zaten ilk haftalar iyi, bazı, evet, maçlarda iyi sonuçlar da çıkardılar. Fırat Üniversitesi Spor Kulübü'ne gelecek olursak gerçekten hem kurum hem yöneticileri, hem Burak Hoca olsun, Ercan Hoca, evet, olsun, gerçekten profesyonel bir yaklaşımla kulübü yönetiyorlar. Teknik anlamda da bu şekilde idare ediyorlar. İşte demek ki liyakat da önemli. Evet. Eğitimi de almışlar. Ve bu noktada da iyi sonuçlar çıkartıyorlar. Ben her zaman şunu söylerdim Turgut Bey. Fırat Üniversitesi sporda 3. ligde olsa gerçekten çok iyi bir şey olur. Spor kenti oluruz. Niye? Güzel bir hafta geçer herkes için. Her hafta profesyonel maçlar, evet, Elazığ'da. Gönül ister ki Bal Ligi'nde 4 takım olsun. Gönül ister ki 3. ligde takım olsun, 2. ligde olsun, Bank Asya'da olsun, evet, Süper Lig'de de olsun. Burası spor şehri olsun. Evet, öyle. Üniversite bazında konuşmaya kalkarsak hem yöneticilerimizden, hem kulüp başkanından, hem hocasından kurumsal bir şekilde zaten takımlarını güzel bir şekilde yönetiyor, çalıştırıyorlar. Zaten şu an takdire şayan gidiyorlar. Şu an camiada konuşulduğu zaman üniversite takdire şayan, evet, hem futbolcu açısından hem de yetiştirme duruş açısından mücadelelerin sonuna kadar yapacaklarına da inanıyoruz. Ona da güveniriz yani, evet, sonuçta her şey başarı değil yani, bir spor şeyi de olabilir yani, aktivitesi de olabilir yani. Evet, bizler de desteklerimizi sürekli, evet, Fırat Üniversitesi Spor Kulübü'ne iletiyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz ve dualarımız hep onların yanında. Şimdi sevgili il temsilcim, tabii sürekli futboldan konuşuyoruz. Az önce de biraz konuştuk ama TFF'nin bazı organizasyonlarını mesela az önce söylediniz ama bunun altını çizmek istiyorum. Mesela
önemli bir playoff maçını, önemli bir karşılaşmayı, önemli bir kupa maçını belki de hayal ettiğimiz bir nokta. Ay Yıldızı milli takımımızı burada gururlu bir şekilde ağırlamaktan tabii ki onur duyarız ama tesisimiz yetersiz. Diyelim ki Büyük Atatürk Stadyumumuz işte yapıldı, bitti. Muazzam bir stad oldu. Tamam hadi sayısı eksik kaldı bazı profesyonel milli maçlara ama önemli bir organizasyonu siz TFF il temsilci olarak çekebilir misiniz? Çekebiliriz. Yani o yapımız var mı? Tabii. Lobimiz sağlam mı? Şimdi lobimiz çok üst düzeyde bir lobimiz yok. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Ama burada yapılabilecek bir hizmet, yapılabilecek bir organizatörlük olursa evet, biz buna öncülük ederiz. Çünkü hani çok büyük lobimiz yok. Ama bu işleri burada yapabilecek, playoff'ları buraya çekebilecek gücümüz var. Evet. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu bize bölge için bizden talepler oluyor. Yani bizim de onlardan taleplerimiz oluyor. Bölge başkanım var burada Malatya'da, evet. Fahrettin Bey. Bizim de taleplerimiz onlardan oluyor. Çünkü biz bölgede biz de varız. Biz bunu söylüyoruz her zaman. Çünkü biz bölgenin futbol açısından, futbol spor açısından bölgenin en iyilerinden biriz diyebiliriz yani. Evet. Futbolu da çok seviyoruz Aturgut Bey. Yani herkes de çok seviyor. Futbol, tabii ben futbolu temsilci olarak söyleyeceğim ama futbol benim nazarımda, gözümde dünyanın en büyük sporu diyebilirim yani. Zaten takip noktasında da ve dönen maddi şeylerden dolayı da çok şey. Peki bu kadar maddi şey dönüyor. Mesela Spor Toto Süper'in yayın geliri veya bir takımın ligde o yılda kazanacağı para 65 milyon, 70 milyon hatta bu eski rakamlar, yeni rakamlara göre 80-90-100 milyona evet, kadar çıkıyor. Bu kadar maddi şeyin döndüğü, pastanın döndüğü bir yapı TFF. Sizce yani ne durumda, maddi anlamda ne durumda TFF, yani Türkiye genelinde? Türkiye genelinde, yani burada tabii Türkiye genelinde bölgesel olarak bazı yerlerde etkileri çok büyük. Ama il temsilcileri olarak, federasyonun buradaki temsilciler olarak dönen bir şey yok. Evet. Yani bir katkısı burada, yok. Burada hiçbir şey yok. Biz burada futbola verdiğimiz sevda, gönül şey yapıyoruz. Sevdamızdan dolayı bu işi yapıyoruz. Yani evet, TFF'nin verdiği bir maddi doğrultuda futbol kulüplerine ya da buradaki amatör kulüplerine bir yardım desteği sağlayabilecek bir imkan ve bir güç yok. Dışarıdan hani futbol il temsilcisi ya da federasyonun amatör spor kulüplerine bir katkısı ne kadar olur? O çok cüzi miktarda. Evet. Yani hiç yok da diyebilecek şekilde yani onu o şekilde değerlendirebiliriz. Evet sayın temsilcim, tabii ASKF, Gençlik Spor, TFF il temsilcisi veya işte diğer spor temsilcileri hep birlikte koordineli şekilde hareket ediyor. Evet. Bu konuda sizin uyumunuz da iyi bizim Abdülsemet Eren müdürümüzde, evet, Mustafa Gür müdürümüzde. Projelerle hep birlikte ilgileniyorsunuz değil mi? Şimdi ASKF ile beraber çalışıyoruz. Evet. Oranın yönetim kurulundayım. Yaptığımız planlamaları, yaptığımız futbol için, özellikle futbol için yaptığımız bütün şeyleri istişareli şekilde yapıyoruz. ASKF Başkanımız Mustafa Gür'le. Sağ olsun da bize yardımcı oluyor. Onun da 8 yıllık verdiği bir futbol temsilciliği görevi var kendisinin. Evet. Konuda çok profesyonel. Bölgede de profesyonel kendisi. Şimdi ASKF Başkanımız. Ben de yıllardır yönetimindeyim. Biz istişareli bir şekilde ASKF'nin desteğiyle çalışıyoruz. Yani uyumlu çalışıyoruz. Bir de ayrı bir tertip komitem var. Tertip komitemle de çok uyumlu çalışıyoruz. Tertip komitemde zaten Servet Bey var. Gençlik İl Spor, evet, Müdürlüğü'nde. Sağ olsun ona da çok teşekkür ediyorum. Gençlik İl Spor Müdürlüğü'nde olan bütün sıkıntılarımızı, yapılan faaliyetlerimizde bize yardımcı oluyor. Zaten diğer taraftan da TUFAT'tan da temsilcimiz var. Hasan Hoca bize yardımcı oluyor. Evet. 3 tane de futbol takımlarımızdan temsilcilerimiz var. Onların etkisi oluyor. Hakem hatalarını ve yapılan hataları değerlendirmek için İl Hakem Heyet Kurulu'nda Murat Hocamız var yanımızda. Yani böyle değerlendirmeleri yaparak çözüm sağlıyoruz. Ama Gençlik İl Spor Müdürlüğü, Samet Müdürüm, bazı konularda kendi şahsı adıma yani futbolun, çünkü sonuçta futbol il temsilcisi bu memleketin futbolun patronu demektir. Evet. Yani futbol adı altında yapılacak bazı planlamalarda tabii bana yardımcı olan kısım, ben hepsi için, büyüklerim için konuşmuyorum ama Samet Müdürüm'den de bu desteği beklerim. Ama futbol adına yapılan örnek diyorum, saha incelemesi,
futbol adına yapılan bir organizatörlük, yapılan bir program içerisinde futbol il temsilcisinin olması lazım. Olmuyor mu? Yani ben müdürümden bu şeyi görmedim yani. Bu kadar istişareli bir çalışma görmedim. Ha, Gençlik İl Spor Müdürlüğü'nde böyle şube müdürlerinde çalıştığımız abilerimiz var mı? Var. İstişare yapıyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz, yardımcı oluyorlar. O kapı her zaman bana açık. Evet. Gittiğimde yardımcı oluyorlar. Ama müdürümden sonuçta ben bu memlekette futbol il temsilcisi, memleketin ajanı, eski terimli ajan. Evet. Şu anki terimle futbolun patronu. Evet. Bu konuda da muhakkak ki Gençlik Spor İl Müdürlüğü'yle koordineli çalışılır yani herhalde. Yani Samet müdürüm de abimizdir, dostumuzdur, evet. Kardeşimizdir. Çünkü kendisini de çok severiz ama kendisi de futbolun içerisinde gelmiş. Futbolu da çok iyi biliyor. Kendisi de spor branşlarında da çok iyi. Evet. Müdürüm biz sadece çalışmayı daha koordineli, daha güzel, evet, bir inşallah... şey. ASKF'den gördüğümüzü Gençlik İl Spor Müdürlüğü'nden de görmek istiyoruz. Evet, inşallah onlar da olur sevgili i̇nşallah. İl temsilcimiz. Tabii hakem dediniz az önce. Hakemler Türkiye'de de gerçekten büyük bir deprem. Niye deprem? Sürekli bir yorum. Hani zaten hakemlik mesleği de sürekli eleştiriye açık olunacak bir meslek. Çünkü penaltı pozisyonunu çaldın, verdin, vermedin veya işte... kırmızı kartı vermen lazım mıydı, vermemen mi lazımdı, sarı kartı verdin, vermedin. Evet. Dolayısıyla son zamanlarda da işte VAR uygulaması, o da çıktı, onu da soracağım ama en baştan itibaren alacaksak, Türkiye genelindeki hakemlik durumu sizce ne durumda? Türkiye bazını değil de Elazığ bazından konuşsak. Evet, yani Türkiye bazından dedim başlayalım, öyle sonra mikro inelim. Biz buradan başlayıp oraya gitsek, evet, olur mu? Öyle yapalım. Elazığ'da ne durumdayız öncelikle mesela? Öncelikle şuradan başlayayım. Spor taraftarlar, futbol taraftarlarımız şunu öncelikle bir bilmesi lazım. Ya da kulüp yöneticilerimizden bazıları, kulüp başkanlarımızdan bazılarının bilmediği bir nokta var. Evet. Şu hakem atamalarını Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilciliği ya da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı yapmıyor. Evet. Bize bağlı değil. Kim yapıyor onu? İl Hakem Heyet Kurul Başkanı var, İnanç Bey. Evet. Onlar ayrı bir kurum. Biz ayrıyız. Hmm. Biz futbol kulüpleri için varız. Ama mesela biz sahada, sağ kenarında hakemin yaptığı hataları, ya siz bunu niye atadınız? Hmm. Sizler bunu niye getirdiniz? Halbuki sizler niye bunu bir şey değil. Tabii bizlik bir şey yok. Biz orada hakemlere karşı, hakem hatalarına karşı, orada futbol kulüplerinin savunabilmek için, onlara yardımcı olmak için biz varız. Hakem hatalarına geldiğimiz zaman Türkiye genelinden başlayalım. Televizyonda VAR sisteminden başlayalım. Evet. VAR sisteminde burada penaltı pozisyonu gördüğümüz halde, VAR'da da görüldüğü halde penaltı verilmeyen pozisyon var. Peki niye bu verilmiyor? Yani hakem triyosundan kulüpler rahatsız, biz de rahatsızız. Hmm. Ama bunun nasıl düzeleceğini biz bilmiyoruz. Yani çünkü onların konusu çok büyük bir konu aslında. Çok Türkiye'de. Büyük bir konu. Burada merkezimizde, ülkemizin dışında kendi şehrimizde de bunları yaşıyoruz. Çünkü her salı günleri tertip komitesinde kulüplerimizi davet ediyoruz. Kulüplerimizin müzdarip olduğu konular var. Biz her defasında o salı günleri büyük, en büyük tartışmamız, kulüpleri savunabilmemiz için hakem hatalarını konuştuğumuz bir ana nokta. Evet. Her gün tartışıyoruz. Her gün, her hafta bir maçta kesinlikle hatım hatası var. Biz de İl Hakem Heyet Kurulu Başkanımız sağ olsun, İnanç Bey iyi çalışıyor. Son iki yılda hakem Elazığ'daki, yani ben şehrimiz için, memleketimiz için konuşuyorum. Çalışmalarından dolayı eski yıllara göre, tabii eski yıllarda futbol oynadık. Yıllar bir geçmişimiz var, özgeçmişimiz var. Evet. Bu memlekette 20 yıl emeğimiz var. 8 sene yöneticiliğimiz var. Eski dönemlere baktığımız zaman şu anki dönemle arasında bayağı bir fark var. Biz her oturduğumuzda tertip komitesinde dile getiriyoruz. Diyoruz ki hata olur. Tabii ki olacak. Hatası insan ama olamaz. Biz şunu istiyoruz. Diyoruz ki İl Hakem Heyet Kurulu Başkanımız, biz takımımızın skoruna etki yapacak, maçın seyrini değiştirecek hatalar istemiyoruz. Tabii ki. Bunlar olunca bizim kulüplerimiz zarar görüyor. Çünkü 3 puanı geri getiremiyoruz. Evet. Bir de verilen bir emek var sonuçta. Antrenman var, çalışma var. İşte ona göre maddi bir para harcanması var. Bunlar da bir hata uğruna, özellikle bir insan olun vermiş olduğu hatayla kaybedersen, özellikle kulüpler de işte sıkıntı çıkartıyor. Haklılar mı? Bir noktada belki haklı olabilirler. Çünkü bazı zamanlarda gerçekten artık hatalar farklı noktaya geliyor. Evet. Çünkü biz bu hatalar yüzünden bu kulüplerimizden de çok bizlere gelen mesajlar, gelen konuşmalar ve eleştiriler var. Dolayısıyla tabii böyle durumlarda
biraz daha şeffaf ve biraz daha ön yargısız şekilde yaklaşılması lazım. Çünkü her insan hata yapabilir. Bizler de burada konuşurken hata yapıyoruz. Belki ağzımızdan evet. farklı şeyler çıkabiliyor, çıkar, olabilir. Ama maç içerisinde durumu böyle %100 etkileyecek hatalar da olmaması lazım. Ve Sayın Selçuk Öztürk, Bir Emele Spor Kulüp Başkanı, hakemler neticesinde o da ikinci ligdeki veya işte zamanda birinci ligdeki hakemler hep söylerdi. Bizim bu noktada da lobimiz olması lazım mı? Bu önemli bir soru aslında. Mesela diyelim ki Merkez Hakem Komitesi'nde, Merkez Hakem Komitesi'nde Elazığ'ın bir duruşu olması lazım. Mesela diyelim ki Elazığ Spor'un ismi geçtiği an, ya işte orası bir Emele Spor maçı, dikkat edin hakemlerimiz, hocalarımız dikkat edin. O maçta hata istemiyoruz gibi şeyler söylenir mi acaba? Lobimiz sağlam mı? Yani bizim Türkiye Futbol Federasyon yönetiminde evet. kaydeye değer alacak bir hakem triyomuz yok. Yani başkanlık yapabilecek orada elimizin uzanabileceği bir triyomuz yok. İşte olması kesinlikle lazım. Yok. Biz Elazığlılar olarak böyle yerlerde bulunmamız lazım. Milliyetçiliğimizde konuşturmamız lazım diye düşünüyorum. Şu ya da ben var. Çok milliyetçiyim. Eyvallah, o konuda hemfikiriz. Evet. Biz isteriz ki orada üst kurulda lobimizin güçlü olmasını isteriz. Evet. Ama şu an hakemlere baktığımız zaman üst klasmanlarda bir hakemimiz, doğru dürüst bir hakemimiz yok. İkinci ligde var. Tabii sadece bir üst klasmanda, bir klasmanda Ahmet kardeşimiz var. Ahmet, evet, Ahmet kardeşimiz orada. Allah sağ olsun bizi temsil ediyor. Biz de ondan gurur duyuyoruz. Evet, tabii. Sonuçta böyle başarılı, evet, başarılı çıkartıyor. Kendisi de çok başarılı. Televizyonda böyle gördüğümüzde, maçlarda gördüğümüzde bizim gurur kaynağımız sonuçta. Evet. Bölgesel olarak zaten çok azız. Yani bir ele geçecek şekilde değil yani. Bölgesel olarak da klasmanda, bölgeselde bulunan hakemlerimiz de çok az sayıda. Bir de hakemlerimizde bir sıkıntı var. Yani hakemlerimiz şu ana kadar kendini geliştirmiş olsaydı, geliştiremedikleri için. Bizim bölgemizin sıkıntısı bence. Yani Elazığ'da sporcu camiasında, şimdi ben beden eğitimi öğretmeniyim. Bakıyorum mesela çevreme ve antrenörlere bakıyoruz, şey yapıyoruz. Bir yere geldiğin zaman duruyorlar. Yani arkadaşım sürekli kendinizi geliştirin. Her şartta kendinizi geliştirmeniz lazım. Mesela antrenörlerimiz. Neden bizim Elazığlı bir hemşerimiz veya antrenörümüz şu an Akhisar Belediyespor'u çalıştırmasın? Neden Galatasaray'ı çalıştırmasın? Yani bir Fatih Terim neden Elazığ'da çıkmasın? Evet. Yani bunun için sürekli kendilerini geliştirmeleri lazım. Sürekli bilimsel olarak da geliştirmeleri lazım. Mesela Abdullah Avcı. Yani muhakkak ki kendini bir şeye sokarak bu aşamaya geldi. Evet. Yani yoksa gelemezdi. Yani biz isteriz. Hani memleketimizde yıllarca emek veren büyüklerimiz, abilerimiz var. Biz isteriz ki onların da üst yani bir Süper Lig'de, Bankasya'da. Örnek diyorum. Gönül ister ki yani Alaaddin Hoca mesela örnek diyorum tabii. Hocalığımı yapmış. Alaaddin Hoca'yı da çok seviyoruz. Evet. Alaaddin Hocama buradan sevgi selamlarımı evet. iletiyorum. Kaplalar belki izliyordur değerli ama. Değerli hocam evet kıymetlidir. Gönül evet. ister ki Süper Lig'de olsun. Tabii tabii tabii. Mehmet Kaplan. Proflardan bahsediyorum. Evet. Gönül ister videolarını ki, izliyorum mesela evet. Mehmet Kaplan. Çok iyi bir futbolcu. Mehmet Hocamı seviyoruz. Evet. Gönül ister ki Mehmet Hocam Bankasya'da olsun. Evet. Bülent Hoca gönül ister ki Süper Lig'de Bankasya'da olsun. Tabii tabii öyle. Hayati Hoca gönül ister ki 3. Lig'de 2. Lig'de olsun. Aynen öyle. Yani bunlar biz isteriz. Marka değerimizin her zaman yükselmesini isteriz. Evet. Bu noktada inşallah en iyi yerlere omuz omuza böyle sır sırta vererek geleceğiz. Ama spor camiamızdaki bazı isimler özellikle alt kademeden gelenler biraz işi farklı yerlere vuruyorlar. İnşallah onları da düzeltirler. Güzel daha iyi şeyler olur. Biz ama çok iyi sporcularımız evet. ve antrenörlerimiz var Elazığ'da. Biz kararlıyız. Yani futbolu... Sizin kapılarınız açık. Evet, biz kararlıyız. Biz memleketimizde futbol adını değiştirebileceğimiz bir şey varsa değiştireceğiz. Evet. Yapacağımız imkanlar doğrultusunda yapacağımız ne varsa yapacağız. Yani bu memlekette futbolun, sporun bir yere gelmesi için mücadele edeceğiz yani. Sonuna kadar da edeceğiz. Çünkü camiada sevileniz, evet. tutulanız, evet. değerliyiz. Sizi seviyoruz Turgut Bey. Eyvallah, çok teşekkür ederim. evet. Bu birlik beraberlikle gelir. İnşallah inşallah. Biz, tabii. Medyası olsun, tabii, camiası olsun. Ben ilk göreve geldiğim zaman futbolcu olarak tanınıyordum. Evet. Camianın çoğu benim yanımda, futbolcu arkadaşlarım çoğu benim yanımda. Amatörün %70, %80'ine hakim olan bir insanım. Geçen yılki başarım, yani geçen yıl güzel şeyler başardığıma çok inanıyorum. Evet. Geçen yılki başarım benim başarım değil. Futbolcu arkadaşlarımın başarısı. Az önce bahsettiğimiz isimler, antrenörler, başkanlar, eski kulüp yöneticilerim,
federasyonda beraber görev yaptığım insanlar, herkes elini omuzuma attı. Evet. Yürü dediler, biz de yürüdük. Allah razı olsun. Evet, onlara da çok teşekkür ediyorum. Ama bu görevde varız. Memleketin futbolu için de belli bir noktaya gelmesi için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama zamana ihtiyacımız var. Tabii, zamanla. Hem tesisleşme, hem futbolcu açısından, ilerideki projeler açısından. Elimizden bütün imkanlarız. Güçlüyüz. Bu konuda da güçlüyüz. Yani masaya yumruğumuzu vurmuşuz. Evet. Ama şeye ihtiyacımız var. Zamana ihtiyacımız var. Evet. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz sevgili Turgut Bey. Tabii futbol adına, futbolun güzelleşmesi adına Elazığ'da çok önemli faaliyetler yapmaya da devam edeceksiniz. Ona inanıyoruz. Gençsiniz, azimlisiniz, hırslısınız. Bu noktada sizlerden de... Evet, başarıyı acız. O başarıyı da kalacağız. Tabii Elazığ'da futbolu konuştuk, futbol kulüplerinde konuştuk bayağı fazla. Peki salon futbolunda Elazığ'da hiç faaliyet gösteremiyoruz. Bu konuya da siz giriyor musunuz? Yani, futsalda siz var mısınız? Salon futbolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımızı, yani çünkü bütün amatör spor kulüplerini kavradığı için Mustafa Gül'ün statüsü içerisinde. Evet. Ben sadece Türkiye Futbol Federasyonu. Sadece futbol tabii, federasyonu ama içerisinde. Ama amatör, yani diğer amatör branşlarında da ASKF'de yönetici olarak görev yaptığım için, yönetimde olduğum için. Orada da sağ olsun başkanımız, salon sporlarına çok büyük destekleri var. Yönetim kurulumuzun salon sporlarına çok büyük destekleri var. Evet. Futbolun aldığı imkanları, futbolun aldığı maddi desteğin hepsini salon sporları da aldı. Ha, salon sporlarında yetersiz miyiz? Orada da testleşme konusunda çok yetersiz. Aynen öyle. Özellikle kapalı spor salonlarımız az sanki biraz. Yani biraz daha çok olması lazım Elazığ'da. Evet. İnşallah onlar da testleşme anlamında gitgide olacak gibi. Çünkü projeler var. Bir konuda Abdülsamet Bey'e, Gençlik İl Spor Müdürümüze, yani bir konuda ona güveniyorum. Çünkü o da biz hani futbolu temsil yok, biz acız diyoruz. Evet. Başarı elde etmek istiyoruz. Samet Bey de, müdürüm de sağ olsun, çok girişken, tesisleşme konusunda bu memlekete, futbol açısından bu memlekete faydası olacağına inanıyorum. Evet, o konuda da zaten spor çalışıyor açısından. Sürekli. Evet, çalışıyor. O da yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah iyi ama olacak. Ama çalışmasını bizimle beraber yapsa seviniriz. Evet, bu konu zaten bu hafta belli ki Elazığ'da gündem olacak. Evet. Çünkü Turgut Bey, sizler de biraz değindiniz yani bu konuya. Yani bizim sevdiğimiz bir abimiz, kardeşimiz, ama biz istişareyle beraber çalışmak isteriz. İnşallah o beraberlik olur, muhakkak koordineli çalışma olacaktır. Şimdi sevgili il temsilcimiz, görev süresi içerisinde tabii sizlerin de önemli katkıları oldu. Peki bu saatten sonra mesela 2019 yılına kadar, hani daha 1 Ocak çarşamba günden itibaren 2019 yılı bitiyor. Bu yıl geride kaldı. Önümüzdeki yılda, 2020 yılında ve daha sonraki yıllarda, mesela 2020-2021 sezonu gibi sezonlarda projeleriniz var mı? Şimdiden bir yıllık planlarınız var mı? Acaba işte şu tesisleşme olursa şunu yapacağız, bu olursa bunu yapacağız. Veya kulüpler için şu önerimiz var, kulüplerden futbolcu çıkartma adına şu projeyi düşünüyoruz gibi projeleriniz varsa bizimle paylaşır mısınız? Şimdi ASKF'nin bir ARGE birimi var. Evet. ARGE birimi oluşturulmuş. Bu ARGE birimi projelerle ilgili çalışmalar yapıyor. Şimdi belli ciddi projeler var. Bu projelerin onayı geldikten sonra basınla paylaşacağız. Evet, özellikle araya gireyim. Sevgili İsmail Bayraktar hocamız bu konuda ilgileniyor galiba. Evet. Buradan selamlarımızı gönderelim. O da çalışıyor, çok çalışıyor. Evet. Gece ikilere kadar valla ofisten çıkmıyor dernekten çıkmıyor. Sürekli proje üretiyor. Yani ana şeyimiz zaten bu memlekette tesisleşmeyi oluşturduğumuz zaman projeler ard arda gelecek. Ha, tesisleşme konusunda sadece yukarıdaki sporumun yukarısındaki saha değil, Doğukent'teki saha değil. Evet. Üzerinde çalıştığımız, onayı beklediğimiz 3-4 tane saha tesisleşmek için 3-4 tane saha onayını bekliyoruz. Bir daha var değil mi tesis? Tabii, bizim 4 tane yan yana, mesela Erzurum'daki... İrtifa kampı gibi. Tabii, Erzurum'daki bahsettiğiniz tesisleşme var ya, bizim 4 tane saha tesisleşmesi için yan yana kurduğumuz, beklediğimiz, açıklamak şu an açıklayamıyoruz. Çünkü evet, yerini de açıklamıyorsunuz. Tabii, bürokrasinin bize zamanını verdiği zaman... Biz de zamanı geldiği zaman o projelere, o projelerin olması demek daha farklı projelerin tesisleşme olduğu zaman her şey olacak, yapı da olur. Futbolcu yetişimi de çok güzel olur. Bizim idman yapabilecek, futbolcularımızın idman yapabilecek, sürekliliğini sağlayabilecek sahalar olduğu zaman çok güzel projeler ortaya çıkar. Mesela Erzurum'da gördüğüm bu irtifa kampında şu çok iyiydi. Sağlar böyle kademe iniyor. Böyle 6-7 tane sağ var. Evet. Biz o durumu daha önce zaten gündeme gelen Sivrice'de yapabilir miyiz? Sivrice'de yaparsak acaba bölgenin takımlarını çekebilir miyiz? Yani o irtifa belki uyumlu olur mu olmaz mı hava şartlarımız, ama Erzurum tabii çok uyumlu. Erzurum'dan, yani eğer Sivrice bölgesinde altyapıyı, tabii bu daha önceki zamanlarda biz...
gündeme gelip konuşuldu. Ya evet. Proje aşamasında olanlar oldu. Tabii yapılırsa bölgenin İç Anadolu da dahil, Güneydoğu Anadolu da dahil, Doğu Anadolu da dahil bölgenin bütün futbol kampını buraya toplayabiliriz. Ve ama mükemmel de olur. O da çok büyük emekler harcanması lazım. Maddi konuda çok güçlü bir etkileşimin olması lazım. Evet. Çekebiliriz yani. Bir Antalya gibi, Sivrice'nin olduğu bölgeyi Antalya gibi yapabiliriz yani. Evet, o konuda zaten muhakkak projeler vardır. Zaten sizler de ketumsunuz bu noktada. Evet. Projeleri paylaşmadınız. Siyasi noktada, Turgut Bey, siyasi noktada spora bakış açısı ne sizce? Yani siyasilerimiz, mülkemillerimiz sporda şunu istiyorlar mı? Mesela diyorlar mı ya işte sizlere güveniyoruz. İl temsilci olarak şu işi yapalım. Projenizi onaylarız, evet olur bu iş gibisinden. Yani açık konuşmak lazımsa önceki dönemlerde siyasi bürokrasinin saha konusunda, futbol konusunda yani ben tabii benden önceki dönemi konuşuyorum. Evet. Yani fazla bir şey olmadığını görüyoruz. Ama şu an biz istiyoruz. Biz istiyoruz onlardan. Sağ olsun onlar da bizi kırmıyor. Yani Allah razı olsun. Biz istiyoruz. Yani... Saha istiyoruz, saha alabiliyoruz. Yani maddi destek istiyoruz, alabiliyoruz. Evet. Malzeme desteği istiyoruz, alabiliyoruz. Yani oluyor. Tabii biz şu an bu projeleri eğer bu saha projelerinin onaylanması, yapılabilmesi için bürokrasinin bize verdiği destekten dolayı istemesini biliyoruz ama. Değil mi? İstiyoruz. Evet. Zoraki istiyoruz. Onlar da zoraki. Çünkü bu memleketin bürokrasisi, bu memleketin siyasetçisi varsa bu memlekete de hizmet etmek zorunda. Aynen öyle. Bizler de büyüklerimizden arz ederiz, büyüklerimizden isteriz. Takipçisi olursunuz. Tabii isteriz. Bizim en büyük sorunumuz ne biliyor musunuz Turgut Bey? Bence Elazığ'da en büyük sorun yani mülkemillerimiz, siyasilerimiz, temsilcilerimiz, kurum müdürlerimiz. Bence hani derler ya Elazığ işte bilmem şu konuda zayıf. Bence en zayıf olduğumuz nokta benim gördüğüm takipçi değiliz. Takipçi ısrarcı değiliz. Isırmıyoruz. Isırmıyoruz. Böyle yapıştığın zaman alacaksın. Bırakmayacaksın evet. Paçasını. Biz bu saatten sonra alacağız ama. Evet o konuda yani öyle. Memleketin futbolu için, futbol için konuşuyorum. Memleketin evet. Futbolu için alacağız. Zaten dediğim gibi. Gönülleri kazanmış bir belediye başkanımız var. Evet. Sporu da seviyor. Spora evet. Da destek çıkıyor. Onunla beraber ve Gençlik Spor Müdürlüğü'nün yaptığı şeyle ASEKİFE başkanımızın evet. Çalışmalarıyla yani bir şeyler başaracağımıza ve futbolun farklı yerlere geleceğine inanıyoruz. Evet, tabii bu arada mesajlar da sürekli geliyor. Özellikle sevgili Burak Tepe kardeşim. Ben de çok değerli bir kardeşim. Sizlere evet. Selamlarını iletmiş. Aleykümselam. Bizler de selamlarımızı iletelim. Eyvallah. Tabii en büyük şey şu. Sürekli futbolu konuşuyoruz ülkede. Tabii Elazığ'da da sevgili spor severler şu an bizleri takip ediyor. Birem Elazspor'u merak ediyoruz, konuşuyoruz. Elazığ Belediyespor'u dolayısıyla altta konuşuyoruz. Şimdi sizlere süremizin de bitmesine doğru zaten az bir süre kaldı. Şeyi sormak istiyorum. Birem Elazspor sizce ne durumda? İl temsilci olarak Elazığspor'a bakış açınız ne? Yani marka değerimiz, gönül sevdamız olan bir takım. Evet. Gönül ister ki Elazspor çok güzel yerlerde olsun. Süper Lig'de olsun. Bankasya'yı bile istemeyiz yani. Süper evet. Lig'de olsun. Tabii ki. Şu anki takımımızın maddi imkanları, takımımızın şu anki durumu zaten memleket olarak yani bir ilk temsilcisi olarak herkesin bildiği gibi takımımızın durumu iyi değil. Evet. Ama takımımızın durumu iyi değil diye destekçisiyiz. Sonuna kadar evet. Da yani ne durumda olursa olsun desteğimizi sevmemiz lazım. O takım nerede olursa olsun o takıma bizim gönül sevdamız var. Bizim marka değerimizdir. Biz Elazspor'un sonuna kadar yanındayız. Ne gerekirse Elazspor için de yapmaya da hazırız. Evet. Çok teşekkürler sevgili Turgut Kılıç Beyefendi. Tabii futbolu konuştuk. Futbolu sığdırmaya çalıştık 45 dakikaya. Süremiz de bitti. Son olarak neler söylersiniz? Sizin de son cümlelerinizi alalım. Futbol il temsilcisi olarak Elazığ futbolu için, memleketimizin futbolu için kendi tertip komitemle ve Elazığ Amatör Futbol Federasyonu kulüpler başkanımla evet. Ve yönetim kuruluyla memleketin futbolunun ileri gitmesi için, tesisleşme konusunda ileri gitmesi için, kulüplerin yardımı için, ileri gitmesi için elimizden gelen bütün seferberliği yapacağız. Ama zamana ihtiyacımız var. Çünkü görevde yeniyiz, acız, yeni yeni istemeye başladık. Bir şeylerin nasıl alabileceğimizi, nasıl koparabileceğimizi biliyoruz. Onun da belli bir zamanın geçmesi lazım. Biz varız. Futbolumuz da inşallah ileriki dönemlerde hem Elazsporumuza hem belediye sporumuza, bölgesel ligimize de güveniyoruz. Evet. Amatörden
ve 17, 19, 16, 15 yaş gruplarına da inanıyoruz. Bütün futbol kulüplerimizin yanındayız, destekçisiyiz. Elimizden ne gelirse bu memleketi futbolu için her şey yapacağız. Evet, çok teşekkürler Turgut Bey. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Güzel de bir program Eyvallah. Oldu. Değerli spor severler, tabii 2019 yılının son programında sizlere konuk olduk. Özellikle Adana Zeyspor'da bugün futbol il temsilciliğini ve futbolun TFF'nin özellikle Elazığ'daki sac ayağını konuşmaya çalıştık. Ve kulüplerimizin sıkıntılarını, kulüplerimizin futbol il temsili koridorunu sizlere aktardık. Tabii önümüzdeki yıl diye bir espriyle bitireceğiz. Önümüzdeki hafta cumartesi günü yepyeni bir spor branşıyla Adana Zeyspor'da sizlerle birlikte olacağız ve bu güzel söyleşileri, spor söyleşilerini sizlere aktarmış olacağız. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.